Şu anda sanki geleceğin bakanıyla oturuyormuş gibi hissediyorum. Çimenlerin üzerine oturup böyle geçen uçaklara bakarken hayalim şöyleydi. Acaba bir gün uçağa binebilecek mi? Ayasofya'nın cami olması. Alnının ortasına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır diyor. Alınan kararlarda yönetimde yetkin var diyelim. Cumhurbaşkanıyla yakın mısınız? Evet, biraz da bu taraftan çekelim. Sizin taraftan sert geliyor. Hayat bana güzel olur muydu? Kimin bir ay boyunca kölen olmasını istersin? Hiç kimse beni tanımıyor. Sıradan birisiyim. Gerçekten dürüstlük istiyorum. Hayat sana güzel mi? Güzel mi? Ya aslında ben tabii karakter olarak sahip olduklarından hep mutlu olan, çok fazla şikayet olmayan ama kendi konfor alanını kendisi oluşturan bir yapıya sahip olduğum için hayat bana güzel. Sıfırdan başlamış ve büyümüş bir iş insanının hayatını anlatacaksak gençlere ilham olması gerektiğini düşünüyorum. Hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla daha önceye de götürebilirsiniz tabii beni ama herhalde sizin hayatta kırılma noktanız Rusya'ya gidişiniz diye düşünüyorum. Şimdi şu anda oraya geri dönsek. Hayat bana güzel olur muydu? Ne yapardınız? Çok zor. Covid var. Şu akılla, şu tecrübeyle. O gün gittiğimdeki amaçlarımla bugün bu akılla, bu tecrübeyle gittiğim hedeflerim farklı olmazdı. Çünkü o gün oraya giderken hani öncü kuvvetler gibi 94 yılında daha henüz 24 yaşındaydım ve ülkemize daha fazla turist nasıl kazandırabiliriz? Turizm gelirlerini nasıl arttırabiliriz? Bu amaç ve bu hedeflerle gitmiştim. Benimle birlikte aynı dönemde birkaç tane daha arkadaşım vardı. Onlar da aynı hedeflerle gittiler ve bugün geldiğimiz noktada milyonlarca turist alıyoruz. Yani bu yılı saymaz isek milyarlarca dolarlık taahhüt işleri yaptık. İnşaat sektöründe milyarlarca dolarlık ihracat geliri elde ettik. Tekstil üretim sektöründe. Halen rakamlar artarak devam ediyor. Bugün gitseydim aynı amaçlarla, aynı hedeflerle ülkemiz için daha fazla nasıl turist kazandırabiliriz, daha fazla turizm gelirlerini nasıl arttırabiliriz, ihracat gelirleri nasıl artar gibi konularda çalışmalar yapardım. Çok farklı bir şey açıkçası düşünmüyorum. Ben size az önce şimdi gitseniz dedim, Covid var gitmem dediniz. Peki onlar nasıl gelsinler Türkiye'ye? Bu alanda Türkiye, çok güzel bir soru, yorumlama yapmak istediğim bir konuydu. Çünkü Türkiye bu dönemde Covid-19 sürecinde tüm dünyaya mücadele nasıl yapılır göstermiş bir ülke. Belki birçok vatandaşımız farkında değil ama ben dünya basını takip eden birisi olarak okuduğum makaleler, okuduğum haberler, izlediğim programlarda hep Türkiye örnek gösteriliyor. Türkiye'nin dışında bu mücadeleyi bu kadar başarılı yürütmüş başka bir ülke yok. Peki bu pandemi sürecini bir konuşalım. Aslında bu yıl Patara yılı olacaktı. Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Oldu. Oldu da pek yaşayamadık ya. Hangi biz bu sene güzel yaşadık ki yani? Evet, aslında geçtiğimiz yıl hani Göbekli Tepe yılı vesilesiyle yapılan programlarla bu yıl Patara yılı vesilesiyle yapılmış programları kıyasladığınızda tabii ki eş değerde değil. Daha fazla program yapıldı ama yıl da o yıl değil. Bugün dünyada yaşanan global bir salgın süreci var. Bu süreçte yapılabilecekleri maksimum seviyede yapmaya çalışıyoruz ki Patara yılı nedeniyle birçok programlar yapıldı, konserler yapıldı. Dünyada bunun tanıtımı yeterli derecede olmadı ama nihayetinde bizim bütün kültürel hazinemiz binlerce yıldır bu topraklarda olan hazineler. Yani sadece bir yılla onu hatırlatacağınız, tanıtımını, iletişimini yapacağınız bir kültürel varlık değil. Dolayısıyla Patara'dan bu yıldan dolayı oluşmuş olan eksikliği bundan sonraki süreçte eminim hani hem Kültür Turizm Bakanlığı hem vatandaşlarımız hem buraya ziyarete gelen milyonlarca misafirimiz, orayı ziyaret eden milyonlarca misafir kültür elçiliği pozisyonunda dünyaya tekrar yaymış olacağız diye düşünüyorum. Peki çocukluk hayaliniz miydi turizm sektöründe olmak? Çocukluk hayalim şöyle, tabii İstanbul benim dönemimde daha yeşildi ve çimenlerin üzerine oturup böyle geçen uçaklara bakarken hayalim şöyleydi. Acaba bir gün uçağa binebilecek miyim? Öyle bir yaş ve öyle bir yaşam tarzı oluştu ki ben de hiç uçaktan inmemeye başladım. Hep o günü hatırladım mesela. Peki ya aslında hayal ettiğiniz işi yapıyorsunuz. Evet, yani öyle diyebiliriz. Gezmek, görmek, öğrenmek, eğlenmek. Turizm sektörü yaşarken hem öğrendiğiniz, hem tecrübe kazandığınız, hem eğlendiğiniz, hem de maddi anlamda tabii ki bir gelir elde ettiğiniz bir alan. Seviyorum yaptığım işi, seviyorum açıkçası. Bulunduğunuz ortama kolay adapte olan birisiniz galiba. Kendi alanımı kendim oluşturuyorum genelde. Yani o konforumu, o rahatlığımı veya arzu ettiğim şeyi mutlaka oluşturuyorum. Eğer o oluşmuyorsa o ortamda çok fazla vakit kaybetmiyorum. Ama buradan kalkıp Rusya'ya gidip hava çok soğuk ben akşam dönerim deyip 17 yıl kalmak
Evet. Ve oradan buraya gelip İstanbul'u özlemişim deyip bir elinizin tersiyle iki hayatı da itebiliyorsun. Yani arkanızda hemen bırakıp yeni bir hayata yelken açabiliyorsunuz gibi geldi. Her şeyin bir vakti var demek. Yani o gün o macerayı, o mücadeleyi başlatmam ve yaşamam gerekiyor. O sebeple ama daha sonra da ülkemde buradan da faydalı olabileceğim hissiyatına kapıldım. Biraz da tabii ki klasik tabiriyle böyle gurbetçilik artık yormuştu beni. Ve yani o gün orada bayrağımızın dalgalandığını gördüğüm gün dönmem gerektiğini düşündüm açıkçası. Artık dönmeliyim ve bundan sonra burada devam etmeliyim diye düşündüm. Nereden başlayacağınızı biliyor muydunuz yoksa bodoslama mı daldınız? Açıkçası bir plan çerçevesinde değil. Nerede bitireceğimi biliyordum. Nerede bitecek? İşte orada bitirdim. Yani o gün, o günkü hayatı orada artık dönmem gerektiğini ve ülkemde yaşamam, bundan sonraki yaşantımı burada geçirmem gerektiğini, yeni bir hayat kurmam gerektiğini o gün karar verdim. Ama hani bundan sonra nasıl gelişir ya ne olur falan hiç öyle bir düşünceye kapılmadım. Ya bizler zaten hep böyle sahip olduklarımızla mutlu olan, olmadıklarımızı hırs yapmayan bir yapıya sahibiz. Ben de aynı yapıdayım. Bugün sahip olduğum neyse bununla mutlu olabilmeyi biliyorum, bildiğimi düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim hedeflerime engel taşıyan duygular değil. Yani daha iyisini nasıl yapabilirim diye her zaman düşünüyorum ama hırs yaptığım bir alan değil. Yaşamda böyle bir şey zaten. Hırs yapmadığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Bugün Covid-19 dedik. Hepimiz birçok şeyi tercih ederken böyle kılı kırk yararken hayat karşımıza öyle bir şey çıkarttı ki artık bütün planlarımızı gözden geçirme. En önemlisinin sağlık olduğunu, sağlıktan daha öte hiçbir şey olmadığını. Tüketim dünyasında, israf dünyasında artık bunların hani yerinin karşılığının olmadığını, tek konunun sağlık olduğunu farkına vardık diye düşünüyorum. Hani bilinçli olan her birey bu şekilde yaşantısını planlamaya başladı. Ben de onlardan biriyim. Ne yaptınız? Yani bir sürü planınız vardı. Evet. Bir iş insanı olarak kendi otelleriniz var. Evet. Bir sürü Anadolu kültürel girişimcilik var. Hani turizm dendiğinde akla gelen isimlerden birisiniz ve inanılmaz büyük bir planınız var. Hani ülke için. Tak diye Covid geldi, hepimize bir tokat attı. Yani buradan Mike Tyson'ı anmak lazım. Mike Tyson'ın güzel bir lafı var. Diyor ki alnının ortasına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır diyor. Covid alnımızın ortasına bir yumruk vurdu ve bütün planları gözden geçirmemizi sağladı. Genel yaşam tarzı olarak daha mütevazi olmayı, daha sınırlı yaşamayı ve manevi değerlere daha fazla kıymet vermeyi hatırlattı bize. Ve aslında burada bence en önemli şey az önce dediniz ya Türkiye çok iyi yönetti bunu. Turizm olarak bu kriz nasıl yönetildi? Aslında bütün kamu kurumu ve kuruluşları, ticari sektörler, sivil toplum örgütleri belirli bir planlama çerçevesinde hareket ettiler. Yani bugün halen bizim turizm sektöründe kısa çalışma ödeneği devam ettiriliyor. 2 ay daha uzatıldı. Bizim işlettiğimiz oteller var. Maalesef dışarıdan turist sayısı, giriş sayısı yeterli derecede olmadığı için, yeterli sayıda olmadığı için bugün onları kapalı tutuyoruz. Ama güzel bir haber. İşte İstanbul için konuşuyorum. Formula 1 geliyor Kasım ayında. Dolayısıyla İstanbul için büyük bir hareket olacak. Müze mağazalarımız Haziran ayından itibaren açık. Orada da sayılar geçmiş yıllara oranla yeterli olmasa bile yani hareketlilik var. Bunu bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Yani full kapasite çalıştığımızı tabii ki söyleyemem ama sınırlı sayıda, sınırlı tedbirlerle işi devam ettiriyoruz. Bu konu, yaşadığımız bu konu global olduğu için açıkçası meseleyi bireyselleştirmeden genel yapıya yönelik hareket ediyoruz. İşte Turizm Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler var. O tedbirler çerçevesinde iletişim faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Rusya'dan Temmuz'un 10'u itibariyle gelişler başladı. Nasıl gidiyor? Çok iyi diyemem ama fena gitmiyor yani açık konuşmak lazım. Peki bir gününüz nasıl geçiyor? Birkaç şirket yönetiyorsunuz? Kaç saat telefonda konuşuyorsunuz? Ailenize nasıl vakit ayırıyorsunuz? Açıkçası ailem benim için çok önemli. Çocuklarım çok önemli. Onlar daha biraz da küçük yaşta oldukları için daha fazla ilgiye ve alakaya muhtaçlar. Hafta sonlarını onlarla birlikte geçiriyoruz. O kesinlikle hayatımızın olmazsa olmazı. Sabahleyin kalktığımda hemen bir anda telefon trafiğiyle işin içerisinde buluyorum kendimi. Bu aralar aslında rahat geçiyor. Yani bu aralar hayat bana güzel diyeyim. Genel itibariyle zaten programım belli. Planlı olunca da kaçırdığım bir konu işlerimle ilgili olmuyor açıkçası. Yani. Şeyi merak ediyorum aslında. Daha sabah uyanıyorum. Evet. Van'a uçuyorum. Van'dan Kapadokya'ya gidiyorum. Böyle bir hayat mı? Çok öyle değil açıkçası. Yani sabah o gün uçuş varsa evet ama yoksa yani hafta içi mümkün olduğunca 1-2 uçuşla kısıtlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu anlattıklarım pandemi dönemi için geçerli değil. Yani pandemi öncesi ya da inşallah sonrası için. Öncesi veya sonrası için ofisime gelirim.
bütün toplantılarım, randevularım içerideyse, dışarıdaysa bununla ilgili. Ama mutlaka akşam saatlerinde çok önemli bir programım yoksa evimde geçiririm. Böyle geçiyor hayatım. Kaç şirket yönetiyorsunuz? Benim bildiğim 3 mü? Yani derler ya, bir sayalım bunu. Kalite önemli. Nicelik değil, nitelik. Evet. Yani 3-4 tane şirket var. Onlarla ilgili yoğun bir trafik geçiyor. Kadın girişimcileri desteklemek adına bir yarışma yapmışsınız. Evet. Bu tip girişimleriniz devam edecek mi? Orada evet, devam edecek. O zaten üçüncüsü planlanan bir işti. Ben aynı zamanda 3 kız çocuğu babasıyım. 4 çocuğum var. Ve kadınlar için bu alanda maksimum seviyede faydalı olmaya çalışıyorum. 3 kız babasısınız. Evet. İstanbul bir kadın için güvenli bir şehir mi? Ya aslında İstanbul sadece bir kadın için güvenli şehir olmanın dışında dünyanın en güvenli şehirlerinin ilk 10 içerisinde. Pandemi öncesi eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Bey'in yapmış olduğu bir çalışma elime geçti. Halen de saklıyorum. Suç oranları şehirlere göre Paris, New York, Los Angeles, Londra vesaire. Bu ülkelerle kıyasladığınızda İstanbul'daki suç oranı nüfusa oranla çok çok daha düşük. Sayabileceğimiz, bilmediğimiz suçların listesine baktığımda gerçekten İstanbul'un hem İstanbul'da yaşayan için hem yurt dışından gelen misafirler için ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Bence İstanbul bir kadın için yaşanılabilir, güvenli bir şehir. Bazen değil ama kabul edelim yani. Şimdi işte bazen. Özellikle ama yılbaşı gecelerinde benim için korkutucu, bir sürü turist arkadaşım için de herhalde korkutucu. Tabii ki birkaç tane kendini bilmez insanın yapmış olduğu ahlaksızlığı bütün İstanbul halkına mal etmek ve bütün bu kadim şehre mal etmek doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Kadim şehir demişken gelelim İstanbul ve son zamanların en büyük problemine. Ayasofya'nın cami olması meselesi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir düzeltme yapalım. Bir kere bu bir problem değil. Bu bir gündem olabilir bence. Benim bakış açımda Ayasofya geçmişte sahip olduğu 80 küsur yıl önce verilmiş olan bir kararla müzeye dönüştürülmesi olayından dönülmüş oldu. Bu kadar. Ayasofya cami statüsüne geri döndüğü için ben bu konuyu mesela açıkçası problem olarak görmüyorum. Alınmış olan yanlış karardan vazgeçilmiş oldu. Peki. AK Partili misiniz? AK Partiliyim. Şu anda sanki geleceğin bakanıyla oturuyormuş gibi hissediyorum. Yaktınız yani, bitirdiniz. Ben öyle görmüyorum açıkçası. Neden? Ya siyaset bir makam için yapılan bir iş değil, olmamalı da. Bir davanız olmalı. Davanız için çalışmalısınız, davanız için ilerlemelisiniz. Bizim de bu ülke için, yani benim bir davam var. Ülkem üzerine bir davam var ve bu davanın en önemli amaçlarından bir tanesi bu ülkeye hizmet edebilmek. Bu ülkeye hem ekonomik olarak hem refah olarak katkıda sağlayabilmek, yani üretici olabilmek. Bunu yapmak için alınan kararlarda illa karar veren olmak zorunda değilsiniz. Buna çalışan olarak da katkı sağlayabilirsiniz. Öbürsü bir lütuftur. Yani kısmetinizde varsa, kaderinizde varsa siz bütün çalışmaları yaparsınız. Takdir Allah'ındır. Nasip de varsa o da olur. Ama bugün ben... Sıcak bakıyorsunuz ama böyle bir teklif yani, gelse... Şimdi zaten böyle bir teklif gelmiyor biliyorsunuz. Böyle bir... yani çağrılıyorsunuz ve... Yani kibarca söyledim. Bunu... yok. O, ben aslında onu... Yani şunun için söyledim. Yani özellikle AK Parti döneminde yani Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararlarda bu bakanlık meselesi onun kendi değerlendirmeleri neticesinde oluşuyor ve bunu tesadüfen öğrenen, işte havalimanında öğrenen bakanlarımız var veya uçaktayken indiğinde bakan olduğunu öğrenen bakanlarımız var. Bu insanlar niçin tercih edildi? Bence alanlarında veya yapmış olduğu çalışmalarda takdir gördükleri için tercih edildi. Ben de kendi açımdan, kendi alanımda çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaları büyütmeye çalışıyorum. Daha fazla kitlelere faydalı olmasını çalışıyorum. Nihayetinde Türkiye'nin hani turizm alanında konuşursak turizm ekonomisine katkıda bulunmak için yapıyorum. Eğer bugün bir gün, yani o bugün dedim ama bir gün eğer bu bir takdir görürse ne mutlu bana. Ama sonuçta bahsettiğim gibi yani benim bir davam var. Bunu zaten takdir görmek için yapmıyorsunuz. İnandığınız için. İnandığım için yapıyorum. Evet. Bence her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu şekilde düşünmeli. Yani ben evet AK Partili olduğumu söyledim. Cumhurbaşkanıyla yakın mısınız? Yani kalben. Tanışıyorsunuz. Bazen. Birlikte vakit geçiriyorsunuz. Bazı programlarına katılabiliyorum. Ne kadar sıklıkta?
katılabildiğim sıklıkta aslında. Öf oldunuz. Hayır. Sormasam olmadım. Mı? Yok, hayır. Yani öyle bir özelliğim yok. Sadece dediğim gibi gönülden bağlı olduğumuz için bazen fırsat oluyor ve onun programlarına katılabiliyoruz. Bu bir fırsat açıkçası ama her zaman karşınıza çıkmıyor. Bazen imkan oluyor. Gidiyoruz, dinliyoruz kendisini. Fikirlerinden feyz alıyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki bundan sonraki hedefiniz ne? Henüz koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmış olduğumuzu düşünmüyorum ben. Sektörel olarak düşünürsek, ulaşabilirsek 75 milyon turist, 75 milyar dolar turizm geliri. Bugün 2020 ekonomisiyle bunu değerlendirmeyelim ama 2019'a baktığınızda işte 35 milyar dolar civarında bir gelir, 50-52 milyon turist sayısı ve bu hedeflerin ulaşılamayacak olduğunu ben asla düşünmüyorum. Fakat 2020 yılında bu salgın süreci tabii ki bütün planları alt üst etti. Yani bunu değerlendirme dışı görmek lazım. Zaten oluşturulan politikalar da bunu değerlendirme dışı olarak yönlendiriliyor. Ama 2021 yılı ile birlikte inşallah bu aşı da eğer bulunur ve insanlar kendisi seyahat ederken güvende ve herhangi bir sağlık sorunu olabileceği hissiyatıyla hareket etmezlerse bence 2020 yılında oluşan açık 2021 yılında kapatılacaktır ve artarak devam edecektir. Zira biz bunu şu 2 aylık süreçte siz de görüyorsunuz güney sahillerinde, güney otellerinde gördük. Yani insanların seyahat etmeye, dışarı çıkmaya, hava almaya, bir hava değişimine ihtiyacı olduğunu gördük. Bence bu etki tepki meselesi sonuçta 2021 yılında seyahat sektörünü farklı bir yere taşıyacaktır. İşte burada biz ne yapıyoruz? Bireysel olarak hem yatırımlarımızı hem işletmelerimizi arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Markalaşma ve verilen hizmet alanında seviyenin kalitesini yukarı çekmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu dönemi biraz da böyle kendimizi eğitmeye yönelik, daha geliştirmeye yönelik çalışmalarla geçirdik diyebilirim. Benim çok merak ettiğim, oya olarak çok merak ettiğim bir şey var ki bence Türkiye gerçekten cennet. Yani sadece deniz, kum, güneşten ibaret bir yer değil. Biliyorum bu konuda çalışmalarınız olduğunu da. Bunu daha çok nasıl arttıracaksınız? Yani sadece Antalya değil de bütün Türkiye'ye bu turizmi nasıl yayacaksınız? Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Neticede baktığınızda İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan 3 aşağı 5 yukarı aynı klimaya sahip, aynı doğa yapılanmasına sahip ülkeler. Ama dönüp kendi aralarındaki rekabete baktığınızda yıllardır İspanya birinci sırada. Şimdi bakıyorsunuz demek ki bu ülkelerle sizi rekabet edemeyecek alanlara çekmeniz gerekiyor. Bu alanlardan bir tanesi de kültür. Çünkü dediğim gibi Türkiye toprakları birkaç medeniyete ev sahipliği yapmış. İstanbul kendi özelinde birkaç medeniyete başkentlik yapmış bir şehir. Öyle özellikler var ki bunları pazarlama unsuru olarak daha fazla kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alacağınız lezzet yani kültür varlıklarından alacağınız o bilgi, mutluluk, hissiyat, kendinize çekeceğiniz o kültür ziyafeti bir ömür boyu sizinle birlikte yaşayacaktır. Yani sürekli nesilden nesile belki çocuklarınıza belki torunlarınıza anlatabileceğiniz bir tecrübe oluşacak. Buranın da ev sahibi Türkiye. Bakıyorsunuz her tarafında bir kültür varlığı var. Kültür alanının mutlaka tüm dünyada daha etkin, daha yoğun bir şekilde pazarlanması ve çalışılması, bu tanıtımının yapılması gerektiğini düşünüyorum ve bununla ilgili ihtiyaç olan tüm enstrümanların maksimum seviyede kullanılması lazım. Çünkü mesele kültür olunca Türkiye rekabet edilemez bir ülke. Tartışmasız. Ama bunu bugüne kadar anlatıyorum. Yani iğneyi kendimize batıralım. Bence anlatamadık. Ya şimdi tabii ki almamız gereken bir alan vardı. Yani şimdi mass turizm yani kitle turizmi, Türkiye öncelikle kitle turizmine yönelmesinin sebebi rekabetçi olduğunuz ülkelerin sayısal olarak sizden daha fazla turist almasından kaynaklanıyordu ve böyle bir çalışma yapıldı. Türkiye'de turizm 80'lerden sonra başladı ve 2000'lerden sonra da inanılmaz gelişti. Yani bizim bu alandaki son 15-20 yıl içerisinde üretilen politikalar, yapılan yatırımlar, altyapı yatırımları, tesisler, dünyanın en kıymetli, en değerli, en yeni, en modern tesislerine sahibiz. Bunu sadece turizm tesisleri olarak söylemiyorum. Bakın turizmin farklı alanları var. Mesela sağlık turizmi dediğinizde Avrupa'nın en yeni, en donanımlı hastaneleri bizde. Yani birçok alanda rekabet edilemez elimizde ürünler var. Bu ürünleri sahip olduğumuz imkanlarla dijital platformlarda daha fazla tanıtarak bu alanlardan pay kazanmalıyız diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra eğitim turizmi var. Bugün bir üniversitenin çatısı altında bu program
programı yapıyoruz. Amerika dahil birçok ülke öğrenci turizminden müthiş bir gelir elde ediyor. Bunu da bir turizm alanı olarak görmek lazım. Aslında her bir yabancı öğrenci en az 3 turist demek. Çünkü onun ailesi, arkadaşları o eğitim süreci boyunca o ülkeyi ziyaret ediyorlar. Böyle baktığınızda iyi bir gelir kaynağı gözüküyor. Diğer taraftan sağlık turizminden bahsettik. Gastronomi zaten inanılmaz bir alan. İnsanlar o tadı yakalayabilmek için binlerce kilometre seyahat ediyorlar. Türkiye bir gastronomi cenneti aynı zamanda. Her bölgesinde farklı lezzetler, farklı tatlar var. Gaziantep bu alanda çok ilerledi. Onu takip eden illerimiz var. Hatay, Akeza, Şanlıurfa, tabii İç Anadolu bölgesinde işte Nevşehir, Kapadokya bölgesi birçok alanda bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar ve tanıtım faaliyetleri var. Şimdi bunları bakıyorsunuz, normal şartlarda turizm gelirlerinizi kitle turizmiyle arttırma imkanınız yok. Sürekli rekabet edilen, sürekli yani daha önce işte kişi başı $1000'larla başlayan turlar bugün $650'lara düştü. Şimdi siz bunu $1000 değil $2000 arttırabilmeniz için rekabetin olmadığı alanlara çekmeniz lazım. Nedir? İşte kitle turizmi, nedir inanç turizmi? Bugün Türkiye nihayetinde Müslüman bir ülke ve 3-4 saatlik uçuş mesafesinde birkaç yüz milyonluk bir Müslüman nüfusa sahip ülkelerin tam aslında cazibe merkezi gibi. Yani nedir? Biz buna yeni dönemde Muslim Friendly Destination dediğimiz, bazı platformlarda helal turizm diye nitelendirilen, aslında hani Müslüman bir vatandaşın kendisini yabancı hissetmeyeceği, rahatlıkla hem ibadetini hem seyahatini yapabileceği destinasyonlara sahibiz. İstanbul bunlardan birinci sırada. İşte Şanlıurfa, Peygamberler Şehri. Yani baktığınızda bu insanları çektiğinizde bu da bir gelir kapısı. Bu alanın bir kere inanç turizmi açısından desteklenmesi lazım. Ortodoks dünyada bakıyorsunuz yine aynı şekilde cazibe alanı oluşturabilecek alanlarımız var. Demre, Mira. Ne durumda? Bu alanda çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Bizler de onları destekliyoruz. Günden güne artarak devam ediyor. Zira inanç turizminin, dünyadaki inanç turizminin pazarın yani büyüklüğü $150-200 milyar civarında. $35 milyar yapıyoruz kitle turizmi. İslam ülkesiyiz, Müslüman ülkeyiz. Muslim Friendly Destination olarak ülkemizi pazarlayabiliyor, tanıtabiliyor olsak, buradan %15 pay alsak $15-20 milyar ekstra gelir elde olacağız. Doğru kitlelere doğru yönlendirme yapacaksınız diye düşünüyorum. İnşallah ben bu programa bir yıl devam edersem, bir yıl veya iki yıl sonra buraya geldiğinizde ne söylemek istersiniz? Yani söylediklerimi başarmış olmak isterim. O zaman bu bölümü bitiriyoruz ve empati bölümüne geçiyoruz. Şimdi geldik empati bölümüne. Ben bu kartları karıştıracağım. Ve 5 tane siz seçeceksiniz, 5 tane ben. Ve bu soruları cevaplayacaksınız. Bir siz bir ben. Başlayın. Kimin bir ay boyunca kölen olmasını istersin? Ya bir köleliğe inanmıyorum. Çok eskiden değil. Bir enstrüman olsan ne olmak istersin? Saz. Türkiye'de kazandığın bir başarıyla yurt dışında bir etkinliğe davet edildin. Heyecanla kabul ettin ve arada başka ülkelerden insanların da etkinlik yapacağını öğrendin. Hepsine de tek tek katıldın. Ciddi bir kalabalık vardı ama senin etkinliğine hiç kimse gelmedi. Bomboş salonlara bakıp durdun. Nasıl hissedersin ve bunu değiştirmek için ne yaparsın? Diğer etkinliklere gidip niye benim etkinliğime gelmiyorsunuz diye insanlarla iletişim kurmaya çalışırdım. Belki de başka bir slogan atardınız ve herkes arkanızdan gelirdi. O da mümkün. Kalbinin aşk için attığını ilk ne zaman, hangi anda hissettin? Evet. Aslında şöyle 2012 yılıydı. Nasıl bir andı? Biraz bir küçük detay istiyoruz. Azıcık. Yani eşimle tanıştığım an. Nerede tanıştınız? Nusret'le reklam olur mu? Olmaz. Nusret'le tanıştık. İlk görüşte aşk. Evet. Wow. Biraz başlara doğru gideyim. Meclisten bir yasa geçirme hakkın olsa hangi yasayı geçirmek isterdin? Kadınlar konusundaki yasa. Yani bu alanda insanların kadına şiddet uygulayan, kadınları eşit görmeyen, zihinsel sıkıntısı olan insanların aklının ucundan bile geçiremeyeceği kadar sert tedbirler almak isterdim. O zaman İstanbul Sözleşmesi'ne evet diyorsunuz. O ayrı bir konu. Açıkçası ben okudum. Katılmadığım birçok tarafı var. Ama benim bahsettiğim konu genel anlamda kadın erkek eşitliği, kadınların bu anlamda aslında pozitif ayrımcılığa hakları olduğu konusu. Bir üç kız çocuk babası olarak zaten başka bir şey asla düşünemezdim. Kesinlikle. Gerçekten olmak istediğin kişi misin? An itibariyle evet. Biraz da bu taraftan çekelim. Sizin taraftan sert geliyor. Birinin gizli notlarını okuma şansın olsa kimin notlarını okumak istersin? Wow. Yani mahremiyete saygın var diyelim. Bu
Bu da çok politik bir cevap oldu. Bir sabah kalkıp sokakta yürümeye başladığında hiç kimse seni tanımasa ve sıradan biri olsan nasıl hissedersin? Zaten öyleyim. Hiç kimse beni tanımıyor. Sıradan birisiyim. Tabii ki hiç kimseden kasıt hiç kimse değil diye düşünüyorum. Genel olarak hani kamuoya mal olmuş veya işte popüler olan bir insan olmadığım için çok rahat hissediyorum. Bir tane daha çekiyorsunuz siz. Vallahi şu gözüme hoş gördüm ama ne çıkacak bakalım. Yok ben bu hayatta söylediğin en büyük yalan ne? Gerçekten dürüstlük istiyorum. En büyük yalan. Aslında birine zarar verecek, karşımdakine hani dezavantaj sağlayacak veya ona zarar verecek bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Veya yalan attığımı hatırlamıyorum. Ama böyle hiç yalan söylemedim diyerek de bizi izleyenleri de sizi de kandırmak da istemem. En son attığım yalan çocuklarım oldu. Eşimle yemeğe giderken ya biz aslında aşağıda bir işimiz var bakıp geleceğiz demiştim. O diye hatırlıyorum. Çocukları kandırdık ya. Kendinde bir şey değiştirme şansın olsa bu ne olurdu? Fazla empati yapıyorum. Onu birazcık azaltmak isterdim. Kime karşı fazla empati? Herkese karşı. Konu ne olursa olsun, bana karşı yapılan bir haksızlık dahi olsa orada empati yaparak acaba hani neden böyle oldu, ne sebebi vardı falan diye düşünmeye başlıyorum. Halbuki o kadar da gerek yok. Bırak kendisi düşünsün yani. Empati bölümünü fazla empati yapıyorum, gerek yok diyerek bitirmiş olduk. İbrahim Halil Korkmaz'ı 3 kelimeyle tarif etsem. Aslında biraz da ismimin anlamını taşıyan şey, arkadaş canlısı, sevgi dolu ve cömert. Arkadaş canlısı, sevgi dolu ve cömertin bir müziği olsaydı nasıl bir müzik olurdu? Şöyle, kendi oluşturduğum bir melodi değil ama mesela Gönül Dağı melodisi olabilir. Yapar mısınız? Şu an o melodiyi bize verir misiniz? Şarkıyı söylesem aslında olur da. Öyle mi? Yok, olmaz ki şey. Evet, İbrahim Halil Korkmaz'ın özünü dinliyoruz. Oldu mu?